Rehan Han. Bu fotoğrafı buraya kim astı? Kim olacak? Lokantanın sahibi tabii. Biraz garip bir durum ama ona çok büyük bir saygı duyuyor. Arya'dan e-posta mı? İyi niyetle yapılan her şey bir gün mutlaka karşılığını verir. Babam bunu sık sık söylerdi. Kendi düğünü olmamasına rağmen yemeklerin hepsi gerçekten olağanüstüydü. Ali Hanım sağ olsun, onun sayesinde. Durun! Durun dedim! Durun! Buraya girip burayı dümdüz yapmanı istiyorum. Sana istediğin kadar para vereceğim, dümdüz yap! Durun! Dur! Durun! Durun! Yapmayın! Yapmayın! Koşun! Çabuk! Bakın efendim, lokantamızı yıkıyorlar. Allah'ım, durun! Lütfen durun! Ayakta hiçbir şey kalmamalı. Burası benim lokantam, durun! Allah aşkına durdurun şu şeyi! Allah'ım! Orayı dümdüz etmeni istiyorum, dümdüz edeceksin! Durun! Durun diyorum! Lütfen! Lütfen durun! Thank you.
Bunca zamandır nerelerdeydin? Bhopal'e defalarca gittim. Evine uğradım. Komşularımla konuştum ama nafile. Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Kapının önünde bekledim seni. Geri döneceğini umdum hep. Ama sen dönmedin. Dönmedin. Biliyor musun? Ramazan ayında 30 gün boyunca dua ettim. Her gün Allah'a yakardım. Her gün senin için dua ettim. Tek dileğim bir gün seni bulmaktı. Bunun için Allah'a yakardım. Onu karşıma çıkar dedim. Ve en sonunda dualarım kabul oldu. Allah seni karşıma çıkardı. 1 Ocak'ta Delhi'deydim, oraya gittim. Sürekli şehir değiştirdim ama arayışım hiç değişmedi. Her gün işe gitmeden önce babama bir söz verdim. Zeyn Alyas'ını bulup eve getirecek dedim. Ama eve her gün hüsranla döndüm. Biz ikimiz asla ayrılamayız Alya. Alya, bana çok kızmış olabilirsin. Ama bir yıl benden nasıl uzak kalabildin? Beni bırakıp gitmiştin. Arkana bile bakmadan çekip gittin. Sana anlatmama gerek var mı? Beni affedebilecek misin Alya? Ben Zeyn Osman Abdullah. Alya Zeyn Abdullah'ı boşuyorum. Bununla ikinci boşanma ilamını vermiş oldum. Bugün sana son boşanma ilamını veriyorum. Bir yıldır beni arıyordun. Neden? Neden Zeyn? Hayatımı mahvetmen, mutlu olmana yetmedi mi? Huzura kavuşamadın mı? MKB. Sen o şirketin sahibi değil misin? O tahliye emri. Onu bana sen yolladın değil mi? Vay be Zeyn. Bir bakıyorsun, ermiş gibi bir adam. Fakirleri toplu düğünlerle evlendiriyor. Sonra bir bakıyorsun, lokantayı yıkmak için dozer gönderiyor. Sonra da kalkıp beni kurtarmış gibi yapıyorsun. Neden Zeyn? Neden? Thank you.
Alia! Sen bile beni terk ettin Rehan. Söylemiştim baba. Bir gün yeğenini bulacağım demiştim. Ve bugün onu buldum. Nasıl biri olduğumu iyi bilirsin. Ben sözümü hep tutarım baba. Bugünden itibaren bütün sorunlarında ben yanındayım. Benimle o kadar güvende hissedecek ki çekip gitmeyi aklına bile getirmeyecek. Çocuklara kahvaltılarını yaptırıp okula yolladım. Sonra Rehan'la çıktım. Bir arkadaşının yerine bakmaya gittik. Motel için uygun bir yerdi. Ramazan'da 30 gün boyunca hep Allah'a yalvardım Zeyn. Huzura kavuşmayı diledim. Ama o huzuru bulamadım. Bayramın ilk günü sırf çocuklar için
Yüreğim kan ağlasa da gülümsemeye çalıştım. Ama bu hiç kolay değildi. Gülümsemek, mutlu görünmek imkansızdı. Alia Ghulam Haydar. Bu sana son boşanma ilamıdır. 1 Ocak. 1 Ocak'ta bana nerede olduğumu, ne yaptığımı sormuştun değil mi Zeyn? Dinle o zaman. Yeni yılın ilk günüydü. Her yer çok hareketliydi. Ama benim hayatımdaki her şey donmuştu. Sokaklarda insanlar birbirlerine iyi yıllar diliyordu. Ve benim iyi bir yıl dileyebileceğim hiç kimsem yoktu. Hiç ama hiç kimse. Geçmişi geçmişte bırakmak benim için çok zor olmadı. Ama yaşamak zorunda kaldıklarımı unutmam. Yaşanmamış farz etmem mümkün değil. Belki aynı Alia değilim artık. Belki de hiç olmayacağım. Hiçbir sayfada senin adın geçmiyor Zeyn. Neden biliyor musun? Adını yazmak zorunda hissetmediğim için. Ve sonra şehirden ayrıldım. Senden çok uzaklara gittim. Ama yine de başarılı olamadım. Aynı otelde bana son boşanma ilamını verdiğini görmek zorunda kaldım. O anı hiç unutmayacağım. Hiç unutmayacağım Zeyn. Allah'ım onu neden yeniden hayatıma soktun? Neden Allah'ım onu yeniden karşıma çıkardın? Neden? Neden? Çok büyük bir lütufta bulundun. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Önünde minnetle eğilebiliyorum sadece. Hayatımın aşkını yeniden bulmamı sağladın. Biliyorum ki o kalbinin kapılarını sonsuza kadar kapadı bana. Ama sen de biliyorsun ki onun için hissettiklerim aşkların en temizidir. Ve senin de yardımınla ona olan sevgim içinde yaşadığı karanlığı delip geçecek. Ve kalbine dokunmayı başaracak. Yalvarırım bana güç ver Allah'ım.